Evet, şimdi Mısır'da Aşk Başkadır isimli bir skeç gelecek. Dekordan da anlayacağınız üzere. Skeç Mısır'da geçiyor. Hep bir zengin kız, fakir oğlan hikayesi izledik bugüne kadar. Bir köle Firavun'un kızına aşık olursa ne olur diye düşündük. Mısır'da Aşk Başkadır geliyor. Evliya, Yelda, ben ve Batu beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Recep abi ya, üçgen üçgen nereye kadar? Ben çok sıkıldım. Biraz da kare mi yapsak acaba ya? Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah. Böyle fantastik fikirlerini git kendi evinin bahçesine yap. Piramit şeklinde olacak. Çünkü burası piramitler. Allah Allah. Oy bakalım. Mısır'da bir nehir, Nil. Resimdeki ünlü. Nil Kara İbrahim Gil. Mısır'da güneş tanrısı. Neydi lan bu? Ra. Ulan hep unutuyorum. İnşallah günah yazılmaz ya. Ra. Hayırdır oğlum? Sen niye çalışmıyorsun? İzinli misin bugün? Yok, ben depresyondayım. Depresyon mu? He he. Depresyon ne ya? Böyle bel fıtığı gibi bir şey mi? Ne alakası var Recep abi ya? Böyle gaz sancısı gibi bir şey mi? Oğlum saçmalama ya. Yani şöyle ki, menemene ekmek banmak bile gelmiyor içimden. Şu taşları dizmekten zerre keyif almıyorum. Ya inanır mısın, ben de her sabah acaba bugün hangi geometrik şekillerle taş dizeceğim diye heyecanla uyanıyorum. Hadi şu piramitleri yapın. Ya çalışamam tamam. Diyorum size arkadaşlar. Aşk acısı çekiyorum. Sevdiğim kızı başkasına verdiler. Aşk acısı mı çekiyorsun? Aşık mı oldun lan? He. Peki kız sana aşık mı? Bayılıyor ya. Evde takla atıyormuş. Allah Allah. O kadar seviyor ama o zalim babası. Babası ne yapabilir ki ya? Biz Firavun'a baş kaldırmış adamız ya. Babası kim? Firavun. Ya ben de ciddi ciddi dinliyorum ya. Hadi oğlum piramit bitecek ya. Hadi. Ya abi çalışamam diyorum. Depresyondayım. Gidip nefes mi alsam acaba ya? Piramit City'de indirim vardı. Ona mı gitsem? Gideceksen gelirken de çiğ köfte al. He. Abi. Çiğ köfteye gelen zamdan haberiniz yok galiba. Ben zamdan etkilenmiyorum ki. Hep 10 liralık alıyorum. Ulan Pisagor'da bu kadar zeka yok ha. Vallahi. Salak mı çocuk? Hadi hadi. Gizemem. Pardon, pardon. Ben birini arıyorum da. Nasıl bir mi? Sürmeli. Hepimiz sürmeliyiz. Yok, yanlış anladınız şey. Adı Sürmeli. Tüh ya. Keşke benim adım Sürmeli olsaydı ya. Saçma sapan konuşma ya. Sen kimsin kızım? Ben Firavun'un kızıyım. Süt Mısır. Hmm. Tabii canım tabii. Ben de Tutankamon. Bu da arkadaşım Muhammed Salah. Salah salah konuşmayın. Ben gerçekten Firavun'un kızıyım. Firavun'un kızı mısın? Süt Mısır. Sürmeli. Canım. Ay aşkım. Bas, senin ne işin var burada? Zalimin kızı. Neden? Oğlum Firavun baban burada olduğundan haber var. Yok yok, merak etme, haberi yok. Zaten olsa taş taş üstüne koymaz. O koymuyor ki zaten, biz koyuyoruz. Evet. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama ne olur bana kızma. Yo niye kızım, söyle ne oldu? Ben sana kaçtım. Ne? Kaçtım. La oğlum bana niye kaçıyor? Oğlum ben köleyim ya. Recep abi bana kaçmış. Merak etme oğlum. Firavun'un kızıysa hepimize kaçtı. Sürmeli ne olur beni geri gönderme. Hem ben zaten kendimi böyle sizden gibi biri hissediyorum. Neydi adı? Köle. Hah, köle. Yani bir nevi ben de aşkımın kölesiyim. Bıktım ya piramitte yaşamaktan. Ama bir tarafta hizmetçiler, bir tarafta altına. Ben her gün süt banyosu yapıyorum. Her tarafım yumuşmuş oldu. Ah canım benim. Sen ne sıkıntılar çekiyor musun böyle ya? Vallahi acıdım ben sana ya. Öyle. Kızım, bizim burası sana göre değil. Biz taş taşıyoruz burada ya. Ben de taşıyorum. Nasıl yani? Böbrek taşı var bende. Lan keşke bende de olsaydı ya. Oğlum sen ne olsun istiyorsun ya? Zengin ya abi, özeniyorum. Ne yapacağız Recep abi? Ne yapalım oğlum? Firavun duyarsa vallahi hepimizin kellesini alır ha. Bu prenses, biz köleyiz. Hem bu kız buraya nasıl alışacak? Alışırım. Alışırım, ne olacak canım? Taş atacağız da kolumuz mu yorulacak? Kızım biz taş taşıyoruz, yorulacak. Taşırım. Ne yapıyorum? Bunları mı taşıyorum? He. Tamam, bunu buradan alıyorum. Bozuk bu. Bu bozuk. Sen en iyisi böyle elden ele sistemine geç. Sen gel buraya. Alacağım. Alışsın malzeme.
Al. Al, ver al. Al. Al, 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 al. Al, 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 al,
Isıdan yanıyorum içeri ya. Saçma sapan işte. Benim kızımı gören oldu mu? Kızım nerede? Süt müsür? Süt müsür? Süt müsür? Süt müsür? Süt müsür? Süt müsür? Ben bir bardak mısır alabilirim. Sen kim kölesin ya? Sen kimsin? Benim kızım nerede? Görmedim cüce firavun. Ay yüce firavun. Duydum seni. Duydum. Bunu kazağa oturttun. Timsahları yemedin bunu. Vallahi yüce dedim. Yemin ederim yüce dedim. Affedin, bağışlayın beni. Tamam, tamam. Affettim. Cüce demiştim ya, yırttım. Bayağı cüce dedim firavuna. Benim kızımı gören oldu mu? Recep abi sakın söyleme, tamam mı? Ulan biz öyle insanlar mıyız oğlum? Merak etme, korkma sen. Görmedik firavunu, görmedik. Kızımın yerini söyleyene piramitten bir daire vereceğim. Burada, burada, burada. Bak kız, bak. Anam baban seni arıyor, sen ne yapıyorsun burada ya? Hiç anaya babaya saygı da kalmamış. Kızım senin bu kölelerin arasında ne işin var? Babacığım ben o prensle evlenmeyeceğim. Kızım ne demek evlenmeyeceğim? Piramit anlaşması yaptık, yatırım yapacaklar. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim dedim. Hitit kralı ve onun oğlu geliyor. Hitit! Firavun. Bulmuşsun kızı. Baba, süt mısırı bulmuşlar baba. Lamal, ben de onu diyorum ya, bulmuşsun diyorum işte. Evet ortak, kızı bulduk. Bir an önce düğün hazırlıkları başlasın, haydi. Hayır babacığım, diyorum ki sana ben bu prensle evlenmeyeceğim. Olmaz öyle şey. Ben sürmeliye aşığım. Baba, başkasına aşıkmış baba. Lan duyuyorum mal. Bu ne demek oluyor firavun? Kızın başına güneş geçti herhalde. Yakalayın şunu. Kazağa oturttun, timsahları yemedin. Ya vallahi yüce dedim ya. Lan sen değil, sen değil. Lan bunu, bunu. Sen kimsin lan, benim kızıma aşık oluyorsun ha? Kimsin lan? Ben Sürmeli. Konuş Sürmeli. Ey firavun, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Oralara hiç girmeseydin keşke. Tamam, sen büyüksün. Kızını seviyorum diye beni timsahlara atacaksın ha? Arkadaşlar, bu primat kadar adamın gökdelen kadar piramidi var. Bizim ama sevmeye hakkımız yok mu? Yok! Arkadaşlar, iyi düşünün. Sevmeye hakkımız yok mu? Yok! Var! Babası kızı sevdiğine vermesin mi? Vermesin! Ama sıçacağım böyle işe. Babası kızı sevdiğine vermesin mi? Versin! Helal olsun. Asla bir köleye kız veremem. Ya babacığım tamam, bak bu insanlar köle ama saf iyi insanlar. Bırak ne olur ben onlarla kalayım. Gerçi aralarında bazı çürükler var ama. Ya vallahi yüce dedim ya. Sana demiyor lan, bana diyor. Firavun'un bir daire işi vardı bizim. Ne oldu? Oğlum sana piramitten daire versem aidatını ödeyemezsin lan. Konuşma bana ya, konuşma. Allah Allah. Kızım hadi evlenin, lütfen evleneceksiniz. Evlenin artık. Hadi şu düğün hazırlıkları başlasın bir an önce ya. Vallahi hepsini timsahlara yemedirim. Evlen, 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 evlen. Tamam. Tek bir şartım var. Köleliği kaldıracaksın. Kaldır, 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 kaldır. Oldu, tahtı tacı da vereyim ben kom. Ver. Allah Allah. Adamlar ticari anlaşma yaptık diyorum. Veremem, yapamam. Sen bilirsin babacığım. Ya köleliği kaldırırsın ya da evlenmem. Kızım sen pistten uçak mı kaldırıyorsun? Hı? Köleliği kaldırmak ben şimdi he desem bunun 100 yıl yansıması var. Yapma ya. Ya düşün düğün hazırlıkları bir önce başlasın artık. Firavun tamam. Kız esaslı kız çıktı. Genç adam, ben de zamanında birini sevdim. Çok aşık oldum. Kalbimi ona kaptırdım. Ne oldu sonra? Sonra evlendim. Ha. Ne olacak oğlum? Kralım lan, ben istediğimle evlenirim. Köle miyim lan ben? Manyağım, hareketlere bak ya. Adam haklı. Toparla, kendine gel. Ama olsun. Kız esaslı çıktı, kızı sevdiğine ver firavun. Biz gidiyoruz o zaman. Hadi görüşürüz. Yürüyün lan, daha yolumuz uzun. Baba, tamam mı şimdi? Sürmeliyle evlenebilir miyim? Ya kızım. Of, ne yordun beni. Tamam, evlen ya. Ne, nasıl mutlu olmak istiyorsan öyle yap. Tamam mı? Gerçekten mi? Ben vallahi başka bir şey istemiyorum ya. Tamam, teşekkür ederim. Aşkım, kavuştuk. Aşkım. Ay, peki şey, Sürmeli, düğünü nerede yaparız? Burada yaparız aşkım. Bak, hazır borazancı da var. He, ama yemekli olur değil mi? Tabii tabii, taş var, kum var. Ana menüye, ana yemek olarak taş sunarız. Aparatiflerde işte kum, mum. Peki evlendikten sonra nerede kalacağız biz? Burada kalacağız biz, yolda yatıyoruz. Yok artık. Babacığım vurun bunun kellelerini, ben piramide geçiyorum. Ya ama... Ne oldu, herkes gidiyor mu? Bir skeç devam ediyor. CGH diyenler. Ya peki,
Bu kadar prodüksiyon yaptığınız bir final şakası bulamadınız mı? Bitti, bitti. Ne güzel ya. Ne kadar güzel ya. Şov skeci dediler, beni inandırdılar hocam. Yok, güzel, fena değildi skeç. Yani reaksiyon aldı çünkü hepimizin ortak tarihi. Ne anılarımız var Mısır'la ilgili. Bu Mısır nereden geldi aklınıza? Bu tuvalet kağıtlarını giydirin. Demediniz mi akrabalar seyredecek? Fatih dedi hocam. Hocam benim kayınvalidem geldi. Evde yanında atletle oturmuyorum burada benim böyle. Nerede hani kayınvalide? Fadime Hanım. Fadime Hanım. Kadın kendini belli etmek istemiyor. Yok yok, benim alakam yok, benim alakam yok. Neredesin kaynana, kayınvalide? Buradayım, burada. İşte bizim mesleğimiz bu. Bunu baştan düşünmeliydiniz kızı verirken. Ama seninki güzel olmuş Fatih. Evet hocam. Diğerlerinki gibi değil, daha böyle abiye bir şey olmuş. Mısır Koçan'ın rolünde çok daha. Mısır Koçan. Yok, fantastik, güzel skeç. Final tabii şakası da güzel olurdu. Anladık kızın öyle davranacağını. Sürpriz patladı. Kim yazmıştı? Hocam, ben Yelda, Atakan, Batuhan, Volkan. Tamam, bir daha yapmayın. Haydi. Tamam. Güzel bir ÇG'ydi ama. Nerede yani? Biraz daha güldürseniz iyi de olurdu. Kötü skeçleriniz. Bir de renkli yani. Bence prodüksiyona bir zil çalınır. Tabii. O kadar deve resmi bu yapılmış, her şey yapılmış yani. Ben eskilere götürdü beni ya Mısır yıllarıma. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar.